أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazus Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Yeni bir bölümün başındayız. İstikamet adlı bu bölüm, kulun hayatında doğru, dürüst bir şekilde istikamet üzere yaşamasına dair bazı ayet ve hadislerden oluşuyor. Belli ki önceki bölümde yakin ve tevekkülü bize öğreten İmam Nevevi, şimdi bu yakin ve tevekkül üzerine kurulan genel manadaki bir gidişattan bahsetmek istedi. Yani yakin olursa o bilinç, bu tevekkül dediğimiz sonuca yol açar. Yakin ve tevekkülü birlikte yaşayan kimsenin hayatının genel gidişatı istikamet üzere olur. Bunlar alt bileşenler, istikamet ise artık genel manadaki gidişatı temsil ediyor. Ve ilk ayeti İmam Nevevi koymuş, üç kelimeden oluşan ve istikameti en güçlü emreden ayetlerden bir tanesi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şeyyebetni Hud, Hud beni yaşlandırdı diye kendisinden rivayet edilen ve Hud suresindeki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme en ağır gelen bir ifade. Estaizu billah festakim. Şu halde istikamet üzere dosdoğru ol. Kema umirta. Emrolunduğun gibi. Dolayısıyla emrolunduğun gibi istikamet üzere ol. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol anlamına gelen kulun istikametini Cenab-ı Hakk'a sorumluluğuyla eşleştiren, bu ikisi birlikte olmalı. Yani kulun Cenab-ı Hakk'ın emirlerine senkronize bir şekilde onunla eş güdüm içerisinde bir dürüstlüğü yaşaması. Yoksa kendi başına buyruk, kendi istikametini kendince çiziyor ve burada heva ve heveslerini önceliyor. Dolayısıyla da buna da kalkmış dürüstçe doğru bir yaşam adını veriyor. Bu izafi bir şey olur. O bakımdan Allah Azze ve Celle kendi emirleriyle kulun istikametini eşleştirdi. Bu ikisi arasında mutabakat olmalı. Ve Allah Azze ve Celle buyuruyor ki eğer kul aklederse hakikaten istikametin, doğruluğun ve dürüstlüğün tam da Cenab-ı Hakk'ın emrettiği şekilde gerçekleşebileceğini görecektir. Diğer türlü şeytanın kendisine çıkarı dolayısıyla vehmettiği yahut arzuları dolayısıyla onu davet ettiği ama doğru bir gözle baktığında bu ya başkalarının hayatına zarar veren ya toplumun gidişatını olumsuz etkileyen yahut Cenab-ı Hakk'a karşı kulu sorumsuz kılan bir süreç olabilir. Kul aklettiği takdirde asıl dürüstlüğün ve asıl istikametin Cenab-ı Hakk'ın öğrettiği yolda olduğunu görecektir. İnne hâzel Kur'âne yehdi lilletî hiye akvamu. O yüzden Cenab-ı Hak buyurdu ki bu Kur'an var ya, bu Kur'an dosdoğru olana, en sağlam, en dürüst olana hidayet eder, kılavuzluk eder, yol açar. Bu açılan Kur'an'ın kılavuzluk ettiği yolu hayatta en güzel şekilde yaşamış, somut haliyle hayata iz düşürmüş bulunan ve uygulamaları Cenab-ı Hak tarafından onaylanmış olan da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisidir. O bakımdan bu ayetin ifadesi de evvel emirde Hazreti Peygamber'i ilgilendiriyor. İlk başta ona nazil olan ve onunla birlikte iman edip ona tabi olan herkesi bağlayan bir kapsamda. فَاسْتَقِمْ
kema umirta. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Sıradaki ayeti kerime Estaizu billah. İnnellezîne kâlû rabbunallâhu. Muhakkak ki Rabbimiz Allah'tır diyenler. Önce Cenab-ı Hakk'ı tanımak. Allah Azze ve Celle'yi tanıyanlar. Rabbimiz Allah'tır deyip ثُمَّ اسْتَقَامُوا. Sonra istikamet üzere olanlar. O bakımdan bu birliktelik önemli. Yani Allah Azze ve Celle'yi tanımaksızın istikamet üzere olmaktan söz etmiyoruz. Allah Azze ve Celle'yi tanımış, Cenab-ı Hakk'ı yaratan Rabbini biliyor ve bu Rabbine karşı olan sorumluluğunun bir parçası olarak istikametini yaşıyor. Bunu neredeyse benzer bağlamların tamamında görüyoruz. Estaizu billah ve men ya'mel minas salihati min zekerin ev unsa. Kim salih amelleri yaparsa, ister erkek olsun ister dişi, demişken Cenab-ı Hak hemen araya giriyor. Ve huve mu'minun. O mümin olduğu halde. Dolayısıyla iman varken istikamet, salih amel ve diğerleri anlamlıdır. Eğer iman yoksa bunlar Allah Azze ve Celle için ona karşı bir sorumluluk olarak yaşanmıyorsa o zaman yapılan davranış başka amaçlar gözetiyor demektir. O başka amaçların yani Allah'tan gayrı artık toplum katında iyi bilinirliği mi gözetiyor? Yahut kendi erdemli yanını kutsamış, kendince bunları yapıyor. Her ne düşünce yahut motivasyon kişiyi aslında iyi olan bir ameli yapmaya sevk ediyorsa, o yaptığı amaç ile kalır. Allah Azze ve Celle katında bir karşılık bulmaz. Çünkü Cenab-ı Hak iyi ve güzel davranışları ancak zatı için yapıldığında, Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanmak, ona karşı sorumlu olduğu bilinciyle, öyle ya, hayatı Allah yarattı ve Allah Azze ve Celle bize dürüstlüğü, istikameti öğretti. Şu halde bu istikameti ve dürüstlüğü ona karşı sorumluluğum olarak değerlendiriyorum. Çünkü hayatta tattığım her nimeti Cenab-ı Hak bana sağlıyor, Allah'ın buna hakkı var. Allah'ın buna hakkı var demeye yanaşmayıp kendi istikametini kendisi çizeceğini düşünenler, çizdikleri istikametler doğru bir istikamet dahi olsa, yani güzel davranışlar sergileseler, zayıfa yardım etseler, kötüyü durdursalar, iyi işleri yapmaya, kötü işlerden uzak durmaya çalışsalar dahi, buna Allah Azze ve Celle emrettiği, bunu Allah Azze ve Celle istediği için değil, Cenab-ı Hakk'ın indirdiği din kapsamında yapmıyorum bunu demekle, Cenab-ı Hakk'ın kendileri üzerinde böyle bir hakkı olmadığı gibi bir düşünceye doğru yaklaşıyorlar. Halbuki akleden bir kimse, madem ki hayatın yaratıcısı ve sahibi, bizleri de yaratan ve sahibimiz Allah Azze ve Celle'dir. Şu halde ona karşı bu sorumluluğu önden kabul etmek durumundayız. Allah söz hakkına sahiptir. Kulun hayatında, kullarının hayatında. Diğer türlü kulun neredeyse istikbarı gibi gözükebilir. Eğer yaptığı iyi bir davranışı Allah emretti diye yapmıyorum diyen bir kimse, ben onu kendim için yapıyorum, ben onu doğru bir davranış olduğu için yapıyorum diyerek Cenab-ı Hak ile olan bu bağlantısını mı önemsemediğini yahut geçerli görmediğini yahut kendisinin ona karşı böyle bir sorumluluk üzere olmadığını mı söylemek ister? Bir doğru davranış ve fiilin Allah Azze ve Celle tarafından emredildiği için yapılmasıyla başka bir sebep açıklaması ne olursa olsun, başka bir amaçla yapılması akla kara kadar farklıdır. Artık anlamsız olur. Çünkü innemel a'malu bin niyet. Çünkü ameller ancak niyetlerledir. Kulun niyeti Allah Azze ve Celle emrettiği için
onun rızası için ben bunu yapıyorum şeklinde tam bir bilinç olarak riyasız ta içlerinden en dipte aldığı niyet olarak, amaç olarak belirmelidir. Sorduğunuzda da elbette Allah emrettiği için yapıyorum diye direkt cevabını rahatlıkla vermelidir. O bakımdan Allah emretti diye yapmıyorum diyen kimsenin hayatta görünür her ne erdemi varsa bu ya toplumla olan bir ilişki dolayısıyla bilinirlik, iyi bilinmek, itibar yahut kendince bir amaçla da olsa hiç fark etmez. O yaptığı davranışların, amellerin Allah Azze ve Celle katında bir karşılığı olmaz. O yüzden Allah Azze ve Celle emretti diye Cenab-ı Hakk'ı sevdiğim için, Rabbime karşı sorumlu olduğum için elbette hayatı bana yaşatan sahibim o. Sahibin söz hakkı var ve benim üzerimde Rabbimin her türlü söz hakkı var. Çünkü üzerimdeki her türlü nimetin sahibi o. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةً Sizde nimet namına ne varsa فَمِنَ اللّٰهِ Allah'tandır. Cenab-ı Hak böyle söylüyor. O bakımdan iş yerini ziyaret ettiğimiz yahut evine konuk olduğumuz bir kimseye o esnada şuna bakabilir miyim, şunu alabilir miyim diye nasıl izin istiyorsak, çünkü oranın sahibi o. Aynı düşünceyle hayatın sahibi Allah Azze ve Celle'dir. Rabbini tanımayanın ne doğruluğu doğruluktur, ne dürüstlüğü dürüstlüktür. Çünkü doğruluğun da, dürüstlüğün de yegane referansı Allah Azze ve Celle'nin zatıdır. Cenab-ı Hakk'ı denklemin dışına attığınızda artık hiçbir referans kalmaz. Belki bakarsın insanlar bazı şeylerin doğruluklarını ve yanlışlıklarını da artık izafi addetmeye başlarlar. Nitekim Allah Azze ve Celle'nin varlığını reddedenlerin aslında mutlak hiçbir doğru yoktur demeleri boşuna değildir. Çünkü mutlak doğrunun varlığın öncesinde varlığı yaratan bir kudrete dayanma gerekliliği vardır. Eğer varlık rastlantısal, kör bir süreçte denk gelmiş ise o zaman ne doğru aslında doğrudur ne de yanlışın aslında bir temeli, bir kaynağı vardır. Bu bakımdan her şey alt üst olur. O yüzden Allah Azze ve Celle zatına karşı bir sorumlulukla Yaradan Allah Azze ve Celle'yi tanıyarak onun bize yaşattığı bu hayatta onun çizdiği istikamete dikkat etmekten söz ediyor. Bu bilinç üzere olursa doğrular ameli salihlere dönüşür. Cenab-ı Hakk'ın beğendiği ve kuluna bundan ötürü rıza gösterdiği, onu sevdiği ve ahirette ona sonsuz bir gelecek vaat ettiği bir kapsamda olur. O yüzden Cenab-ı Hak اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهِ Rabbimiz Allah'tır demiş olanlar. Bunu kabul edecek. Yaptığım ben bu iyi davranışı Rabbim için yapıyorum. Elbette Rabbim Allah, o dediği için yapıyorum. Bunu yüksünmeden rahatlıkla söyleyecek. Bunu söylemekten yüksünen, bunu söyleyince bir miktar düşüklük yaşayacağını, dinden ötürü bazı şeyleri yaptığı düşüncesi kendisini bir miktar kötü hissettiren kimselerin Cenab-ı Hak ile ilişkilerinde bazı sorunlar var demektir. Kulun Rabbini tanımasında en küçük bir pürüz kalmamalı. Rabbim Allah'tır. İnnellezîne kâlû rabbunallâh. Rabbimiz Allah'tır. Elbette ki sahibimiz, var edenimiz, hali hazırda bizi yaşatan, kalbimizin atmasını sağlayan, hücrelerimizi şu an bizim bilmediğimiz küçücük bir boyutta işleten Rabbimiz. Ona karşı sorumluyuz. Ona karşı şükran borçluyuz. Sabah akşam zatını hamd etmek ile yaşıyoruz. Dolayısıyla onun ne söylediği bizim için önemli. Onun sözü hatta her şeyden daha önemli. وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا Allah'ın sözü mü? O en üstte. Kul öyle demeli. Benim için öncelikle Allah'ın sözü.
Cenab-ı Hak bir türlüsünü söylüyorsa artık başka türlüsünü babam olsa kabul etmem, annem olsa kabul etmem diyebilmeli. Çünkü Cenab-ı Hak anne babaya karşı sorumluluğu bu kadar önemsemiş, öğütlemiş ve emretmişken ama bana karşı gelmeye seni zorlarlarsa وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى اَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ senin ilmin olmayan yani anlatıldığında hayır bunlar yanlış dediğin belli bir ilim ile doğruluğunu içselleştirmediğin bir dayatmayı sana annen baban dahi yapsa benim hatırım için bunu da anlamadın ama doğru gelmiyor ama sana yap diye var güçleriyle bastırsalar ve in cahedaka cehdle çabayla gayretle Cenab-ı Hak dedi ki hayır olmaz de fela tuti'huma onlara itaat etme. Dolayısıyla kul serinkanlıkla ve tam bir rahatlıkla demeli ki elbette Rabbim istediği için yaptım. Benim için önemli olan Rabbimin benden istedikleridir. Hayatımda hiç kimse, annem babam dahi olsa, eşim, sevdiğim, çocuklarım dahi olsa Rabbimle karşı karşıya gelmeyi onların hatırı uğruna asla göze alamam. وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا dolayısıyla Allah'ın sözü en üstün ve en önceliklidir kulun nazarında. Yaptıklarını Allah Azze ve Celle için yapar. Hele hele Cenab-ı Hakk'ın emrettiği güzel, iyi davranışları ben iyi ve güzel olduğu için yapıyorum deyip Cenab-ı Hak'tan izole bir dil kullanmak kul açısından büyük bir talihsizlik olur. اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهِ Cenab-ı Hak dedi ki Rabbimiz Allah'tır diyenler. ثُمَّ اسْتَقَامُوا Ve bu ikrarlarıyla birlikte istikamet üzere olanlar. Dolayısıyla Rabbimiz Allah'tır bilinci üzerine kurulan bir istikametten söz ediyoruz. تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَ İşte onların üzerlerine melekler inerler. Öyle bir kerecik değil, sürekli inerler. Bu kulun artık iyi bir kul olduğu, bu kulun artık Allah Azze ve Celle katında muteber olduğu bilgisi melekler arasında yayılır. Ve böyle bir kimse ölmeye doğru yaklaştığında ölüm hali onu gelip kapladığında bu kez artık meleklerin ona olan inişi görünür bir hal almaya başlar. Kul artık o esnada onları görür. Cenab-ı Hak buyurdu ki يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ O gün ki melekleri görürler ki kötülerin görmesi لَا بُسْرَى يَوْمَ اِذِنْ لِلْمُجْرِم۪ينَ Mücrimlere hiçbir müjde yoktur. Onlar meleklerden kerpetenle bile olsa bir güzel söz alamazlar. Onlara kötü davranır ve onlara asla ümit vermezler. وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا Yok yok, onlar ne istese olmaz. İyi bir haber onlardan duyamazlar. Kötülerin melekleri görecek bir halde ölümle karşı karşıya geldikleri süreç geri dönülmez bir kötü süreçtir. Ama iyilerinki onlar melekleri gördükleri zaman meleklerin üst üste ardışık kendilerine doğru geldiklerini hani böyle bazen bayramlaşırız üst üste insanlar üzerimize gelir bize yaklaşır bayramımızı tebrik ederler onlar ayrılır diğerleri onlar ayrılır diğerleri böyle semadan meleklerin o kişinin üzerine tetenezzelu aleyhimul melaika meleklerin üst üste gelip ona güzel haberler vermeleri. Tabii o esnada o biraz tedirgin. O esnada başına geleceklerden ötürü korku üzere acaba nasıl olacak bu ölüm hali? Nasıl bir zorluk yaşayacağım? Ve ölüm sonrası başıma ne gelecek? Bu belirsizliklerin oluşturduğu delice bir korku var. Bedenle ayrılma dediğimiz kolay bir hadise değil. Bu ölümü tatma korkusu.
ve hepsinden de önemlisi Allah Azze ve Celle'ye karşı sorumluluğun artık ne yapmışsan ne etmişsen onlarla ayrılacaksın burada. Şu günahıma Rabbim ne der, bu günahıma Rabbim ne der? Bir dünya korku. Ama iyilerin genel manada tabii kimse kusursuz değil. Çünkü istikamet üzere olmak demek sıfır kusur demek değil. En iyi Allah'ın kulları dahi Cenab-ı Hakk'a sürekli istiğfar eden, başta peygamberler olmak üzere ve Allah Azze ve Celle'den mağfiret ve rahmet dileyen kimselerdiler. O bakımdan kulun hem Cenab-ı Hak'tan korkusu var, hem başına gelen bu ölümün havlinden tedirginliği söz konusu. Ama bu üst üste melekler Rabbim Allah'tır deyip istikamet üzere yaşamış bu kimselere indikleri zaman onlara güzel şeyler söylerler. Derlermiş ki ellâ tehâfû, korkmayın. Baktılar korkuyor, baktılar tedirgin, kaygı içerisinde. Ona dediler ki ellâ tehâfû, korkmayın. Korkularını öyle kimselerin izale ettiler, rahatlattılar. Merak etmeyin, siz iyi kimselersiniz. Rabbimiz Allah'tır deyip istikamet üzere oldunuz. Sizin için bir korku söz konusu değil, rahat olun diye onları rahatlattılar. Bu kez korku ortadan kalkınca yerine üzüntü geldi. Hayattan ayrıldığı sevdiklerinin üzüntüsü. Onlardan birazdan ayrılacak olmanın getirdiği hüzün. Dünyada bir dünya alışkanlıklarımız ve bu alışkanlıklarımızın iç içe bulunduğu çevremizdeki insanlar. İnsan bazen odasına bile, ortamına bile alışıyor. Buradan ayrılmanın getirdiği bir firak hali. وَظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقُ. Anladı ki artık bu bir ayrılık. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ اِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. Artık ayakları dolandı ve buradan artık gittiğini, artık ayrılmak durumunda olduğunu anladı. İnsan iki gün kaldığı otelden bile ayrılırken son kapıyı kapattığında şöyle bir kez daha bir içeriye bakıyor. Oradaki eşya ile bu kısa süre içerisinde arasında oluşan bir etkileşim var. Bir haftalık dostlardan, bir haftalık veya 10 günlük kamplardan ayrılırken bile belli bir hüzünle ayrılıyoruz. Misafirlik için gittiğimiz akşamlarda ayrılırken de belli bir hüznü tadıyoruz. Yıllık ziyaret ettiğimiz ebeveynlerimiz ne çekiyor? Biz onların yanında ilk gittiğimizde ne denli mutlularsa, bir hafta sonra veya 3 gün sonra yanlarından ayrıldığımızda o denli hüzne kapılıyorlar. O denli hüznün içerisine düşüyorlar. Dolayısıyla ayrılık başlı başına bir hüzün. Evet, korkuyu meleklerin tesellileriyle izale edebildiler ama hüzün onların içini kapladı. Bu kez de melekler onlara وَلَا تَحْزَنُوا dediler. Üzülmeyin, üzülecek bir şeyiniz yok. Siz bu dünyada yaşadığınız ve size ünsiyet sağlamış bulunan çevreniz, dostlarınız, sevdikleriniz bunları Allah Azze ve Celle bahşetti. Yerine Cenab-ı Hak daha başkalarını bahşeder. Orada sizin gibi başka insanların dostluğuna, arkadaşlığına, yoldaşlığına, kardeşliğine kavuşacaksınız. Cenab-ı Hak sizi mutlu edecek, merak etmeyin. Hüzne gerek yok dediler. Allah'ın bu verdikleri, bunları da Allah verdi. Dolayısıyla öteye intikalde kul elbette dünyadaki sevdiklerini ve dostlarını bu kısacık ayrılıştan sonra bekler. Bir dönem sonra onların da ölüp gelip kendilerine katılmasını, Cenab-ı Hakk'ın hükmünü verip birlikte iyiler olarak cennete girmeyi ümit eder. اَلْاَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ اِلَّا الْمُتَّقِينَ. Cenab-ı Hak muttakiler ancak o gün dostluklarını sürdüren kimseler olurlar. Muttakiler yani takva üzere olanların dışındaki bütün dostlar, kankalar, arkadaşlıklar hepsi düşmanlıkla sonuçlanır. O bakımdan bu kısa bir süreli ayrılıktır. Geride kalan iyi kimseler de sizlere gelip katılacaklar. Eşiniz, dostunuz, evladınız, merak etmeyin diye
onların hüznünü de giderirler. Vefatı halinde Rabbimiz Allah'tır deyip istikamet üzere olmuş kimselere melekler ne kadar güzel davranıyor, güzel şeyler söylüyorsa, bunun kötü örneğinde kötülere, yani mücrimlere o kadar kötü davranır, hatta onlara vururlar. يَدْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ, yüzlerine vururlar. وَاَدْبَارَهُمْ, ve dübürlerine, artlarına vururlar. Ve onlara haydin çıkın diye kaba davranırlar. اَخْرِجُوا اَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونَ, çıkarın kendinizi. Bugün aşağılık azabı tadacağınız gündür diye, kulun, kişinin bedeninden ayrıldığı o zorlu an, olanca dehşetiyle kötüler için yaşanır. O bakımdan nasıl yaşarsak, Cenab-ı Hak'la olan iletişimimiz, Cenab-ı Hakk'a bakan yüzüyle sorumluluğumuz nasılsa, Allah'a dönerken de bunun neticesini yaşayacağız. Ama Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluğunu ihmal etmiş, اَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَةَ عَلَى مَا فَرَّطْتُ ف۪ي جَنْبِ اللّٰهِ. Cenab-ı Hak dedi ki, kişi der ki, Allah'a bakan yüzüyle ne kadar ihmalkar davrandım. Cenab-ı Hak, çok ihmal ettim. Rabbime karşı çok sorumsuz, lakayıt kaldım. يَا حَسْرَةَ عَلَى مَا فَرَّطْتُ ف۪ي جَنْبِ اللّٰهِ وَاِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ. Hatta ben istihza ettim, dalgaya aldım, umursamadım, Cenab-ı Hakk'ı ciddiye almadım. Hayatı kendi başıma, kendim kendime yeter bir gelecek beklentisiyle yaşadım. Ölüm kapımı çaldı, elimde hiçbir şey kalmadı. Şimdi hayatta hiç dikkate almadığım, çağrısına hiç kulak verip bakmadığım yaratıcıma dönüyorum. Bu ne sevimsiz, ne kötü, ne talihsiz bir dönüştür. اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهِ, Rabbimiz Allah'tır demiş. ثُمَّ اسْتَقَامُوا, sonra istikamet üzere olmuş kimseler. تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ, üst üste, ardı ardına, ardışık şekilde melekler onların üzerlerine inerler. اَلَّا تَخَافُوا, korkmayın diye. وَلَا تَحْزَنُوا, demek ki melekler biz de bir gidelim, bu güzel kulun dünyadan ayrılıp bu tarafa gelişine tanıklık edelim, ona hoş geldin diyelim diye. Bu çok önemli bir an. İrade sınavını Cenab-ı Hakk'a karşı baş kaldırarak değil, boyun eğerek, elinde iradesi olduğu halde Cenab-ı Hakk'ı sırf sevdiği için sayarak saygı dolu yaşamış kimsenin öteye gelişi ve adım atmasını melekler karşılamak için adeta yarışırlar. تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اَنْ لَا تَخَافُوا, ve onu rahatlatırlar. Rahat olun, korkmaya gerek yok, üzüntüye gerek yok. اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا, ve onlara o göz aydınlığı müjdeyi verirler. وَاَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ, ve müjdeler olsun, sizi cennetle müjdeliyoruz. Müjdeler olsun. وَاَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ, dünyadayken size vaat edilen cennetle sizi müjdeliyoruz derler. وَاَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ. Ne üzerine kuruldu bu? Rabbimiz Allah'tır deyip Allah Azze ve Celle'yi tanımak ve ona karşı sorumluluk üzere hayatı istikamet üzere yaşamak. Doğruları yanlışlarıyla, Allah'ın olur dediği yahut olmaz dedikleriyle, bunlara dikkat ederek, hayat onun sahibi olduğu bir alansa, o zaman kırmızı çizgileri, sarı çizgileri, işaretleri koymak Allah Azze ve Celle'nin hakkıdır. Kul başta Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluğunu tanır. Allah Azze ve Celle'lik bir durum yoksa, onun helal kıldığı geniş bir alandaysa, o zaman yani sevdiklerimizin, çevremizdeki insanların istekleriyle çok geniş bir mecrada farklı tercihlerde bulunabiliriz. Arabanın rengi gri olmasın da siyah olsun, fark etmez. Allah Azze ve Celle illa siyah arabaya binmeyi emretmiyor. Hayatın
helal olan çok geniş mecrasında elbette çevremizle olan belli bir etkileşimimiz var. Ama Cenab-ı Hakk'ın herhangi bir konuda şöyle olsun dediği bir husus varsa artık mümin bir kul açısından akan sular durur. Bu ifade, bu tabir insanımızın Cenab-ı Hakk'a karşı saygısını dile getirmek üzere kullandığı harika bir söylemdir. Akan sular durur. Çünkü söz Cenab-ı Hakk'ın sözüdür. Artık Allah Azze ve Celle olmaz demişse, o olmaz dediği şey olamaz. Mümin bunun bir parçası haline ne hatırına olursa olsun gelemez. Böyle yaşanmış istikamet üzere bir hayat varsa güzel de bir ölüm söz konusudur. Melekler öyle kimseleri güzel karşılarlar ve öyle kimseleri cennetle müjdelerler. وَاَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ İstikamet, salih ve düzgün amel ve davranışların sürdürülebilir kılınmasının yoludur. Kul bunları hayatında oturttuğunda istikamet üzere olur. Bir kerecik kılınan namaz da istikamet olmaz. Bir kerecik kılınan namaz da bir ibadet olur. Ama onu sürdürebilmek, devamını getirebilmek kulu istikamete kavuşturur. İstikamet dolayısıyla bir sürecin ifadesidir. Bir yanlış davranıştan uzak durmak kulun tevbe etmesi demektir. Ama ondan sürekli uzak durmaya çalışabilmek bu tevbesini istikametinin bir parçası haline getirebilmesi demek. O bakımdan sürdürülebilir kıldıklarımız anlamlıdır. Tekil davranışlar kulun hayatında çok bir şey ifade etmez. Kulun doğruluğu, dürüstlüğü Cenab-ı Hakk'a karşı hayatında yerleşik kılması zarureti vardır ki ölüm geldiğinde istikamet üzere ölebilsin. Çünkü ölümün vakti ve saati yok. Vakti ve saati olsaydı bir hafta önceden hazırlanıp istikamet üzere melekleri karşılamak mantıklı bir düşünce belki olabilirdi. Ama ölüm وَاِنَّ السَّاعَةَ اَتِيَةٌ اَكَادُ اُخْف۪يهَا Cenab-ı Hak vaktini gizledim diyor. لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسَعَى Her kişi çabasının karşılığını alsın diye. O bakımdan çabasının karşılığını alsın diye Cenab-ı Hakk'ın her birimizin kıyametini gizlediği, ölüm vaktini gizlediği bir süreçteyiz. Dolayısıyla iyi bir hal üzere ölebilmek için hayatını istikamet üzere yaşamak ihtiyacı var. Yoksa an itibariyle yakalandığınız durum iyi yahut kötü olabilir. Ama Allah Azze ve Celle sürece bakar. Kulun genel gidişatına bakar. O bakımdan herhangi bir tekil iyi amel ile bütün ömrün kurtarılacağını sanmak şeytani bir vehim olur. İşte falanca gece yaptığım şu ibadetten ötürü artık kurtulmayı umuyorum. Ama namaz kılmıyorum, ibadet etmiyorum. Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarıyla hayatımı bağlamıyorum. Ama öylesi bir gece geldiğinde yahut ömürde yapılan tek bir hac ile söz gelimi böyle bir sonuca kavuşmayı ümit ediyorum. Ama hacdan sonra yine namaz kılmıyorum. Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluğumu yine yaşamıyorum. Onun emrettiklerini yahut yasakladıklarını umursamıyorum. Onun olurlarını olmazlarını hayatımda bir çerçeve olarak yaşamıyorum. Bu istikamet değil. Bunlar tekil bazı girişimlerden ibaret ve bunlar olsa olsa kişinin kendisini kandırdığı şeytani bir vehim olur. O bakımdan istikamet kavramı çok önemlidir. Kulun hayatındaki genel gidişatı anlatır. Kulun hayatında yerleşik kılabildiği, sürdürebildiği iyi ve olumlu Cenab-ı Hakk'a karşı sorumlu yanını gösterir. İmam Nevevi ayetin devamını da almış. Nahnu evliyaukum melekler o kimselere yani Rabbimiz Allah'tır deyip istikamet üzere olmuş kimselere derler ki Nahnu evliyaukum biz sizin dostlarınız. Fil hayati dunya ve fil ahira. Hem dünya hayatında hem ahirette.
Demek ki meleklerin Rabbimiz Allah'tır deyip istikamet üzere olmuş kimselerle olan dostluğu daha dünya hayatından başlar ve ölüm ve ahirette de devam eder. İyi kimselerden olmak, kulu meleklerin kendisine gıpta ettiği, öldüğünde de hemen onu karşılayıp ona teşrifatçılık yapmak isteyeceği, ona güzel sözler söylemek üzere birbirleriyle yarışacakları bir kapının açılmasına adeta yol açar. O bakımdan dediler ki bizler dostlarınız. Nahnu evliyaukum. Kendilerini tanıttılar. Bizler sizin dostlarınız. Dünyadayken de sizin dostlarınızdık. Şimdi ahirette de sizlerin dostuyuz. Siz Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluğu iradenizle yaşadınız. Ne mutlu size. Selamun aleykum tıbtum. Siz iyi oldunuz. Size selam olsun. Fedhulûhâ hâlidîn. En sonunda yine melekler iyi kulları cennete davet ederlerken böyle diyecekler. Siz iyi yaşadınız. Size selam olsun. Tıbtum. Fedhulûhâ hâlidîn. Şimdi artık sonsuz olarak cennete girin diye. Meleklerin iyi kullara karşı bu son derece iyi söz ve davranışları Cenab-ı Hakk'a bağlılıklarındandır. Onlar Allah Azze ve Celle ile iyi olanla iyi olurlar. Çünkü onlar Allah Azze ve Celle'yi sever, onu hamd ile tesbih eder ve takdis ederler. Allah Azze ve Celle'ye karşı kötü olana da onlar bu kez kötü olurlar. Cenab-ı Hakk'ı sevmeyen bir kimseyi, Cenab-ı Hakk'a karşı gelen bir kimseyi dost edinmezler. Onlarla iyi olmaları söz konusu değildir. Çünkü onlar mutlak olarak Cenab-ı Hakk'ın tarafındadırlar. La ya'sunallaha ma amarahum. Allah'ın emrettiğini asla geri çevirmezler, isyan etmezler. Ve yef'alûne mâ yu'marûn. Ne emrolunuyorlarsa onu yaparlar. O bakımdan o esnada ölüm meleğini ikna edip birkaç günlüğüne süre kazanabilmek söz konusu değildir. Onu kendine acındırabilmek söz konusu değildir. Ona yalvarmak da, onu her türlü kendine acındırma çabası da boşa çıkar. Cenab-ı Hak dedi ki, وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ Asla ihmal etmezler. Cenab-ı Hak neyi emrettiyse, vakti, saati geldiğinde Allah Azze ve Celle'nin emrettiği şekilde gerçekleştirirler. Çünkü Yüce Yaradan'ın emrine ram olmuş varlıklardır. Asla asi olmazlar. O bakımdan Allah Azze ve Celle'nin emrine ram olmuş meleklerin Cenab-ı Hakk'ın emrine iradesiyle bağlanmış kimselere olan bu güzel ifadelerine baktığımızda aslında onların bunları hem sevdikleri hem de hayattaki bu başarılarından ötürü kıptayla beğendikleri anlaşılır. Nahnu evliyaukum. Biz sizin dostlarınız. Fil hayati dunya ve fil ahire. Hem dünya hayatında hem ahirette. Şimdi ve lekum fiha ma teştehi enfusukum. Sizin için orada, yani cenneti kastediyorlar. Çünkü artık ölümle birlikte cennete yol alma süreci başladı. Bir süreliğine bulunacakları berzah dediğimiz alemde, ki bunların zaman boyutu bizim sandığımız gibi öyle uzunca bir bekleyiş şeklinde değil. Bu iyiler açısından kısa süreliğine yaşanacak bir şey gibidir. Tıpkı uykudaki bir insanın zamanın nasıl geçtiğini kestirememesi gibi, iyilerin hali de bu süreçlerde kolayca tamamlanır. Onlar beklemek gibi bir azap çeşidini yaşamazlar. Çünkü beklemek de intizar, ne demiş Araplar? Eşeddü minen nar. Yakıcılığı ateş gibi, hatta daha beter. O bakımdan onlar arifesinde bulundukları, bu müjdelendikleri cennete doğru sürecin ilerleyişinde bekletilerek belli zahmetlere, sıkıntılara uğratılmazlar. O yüzden melekler onlara bu müjdeyi verir vermez akabinde onları orada bekleyen güzelliklerden söz ettiler. وَلَكُمْ fiha. Sizin için orada öyle güzel şeyler var ki. مَا تَشْتَهِ اَنْفُسُكُمْ Canınızın çektiği her şey var. Demek ki kişinin canının çektiği
şey ile artık arasına Cenab-ı Hak başka bir engel koymamış. Halbuki dünyada canımızın çektiği şeyler ile aramızda bazı durumlarda engeller var. Allah Azze ve Celle yasakladım diyor, haram kıldım diyor. Canımızın çektiği halde geri duruyoruz. Rabbimiz istedi diye. Söz Rabbimizin sözü. Mülk onun, varlık onun, sahibimiz. Onu saydığımız için geri duruyoruz. Halbuki artık sınav arenası kapandı ve bittiği için ödül zamanı hem de sonsuz bir gelecekte, ebedi ve kalıcı olarak geldiğinden artık böyle kırmızı çizgiler, bu olmaz, o istediğin yok, öteki bulunmaz gibi olumsuzluklar değil. Her istedikleri, hatta Cenab-ı Hak ona وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَدَّعُونَ dedi. İddia ettikleri, yani talepten daha öte bir şey, düşünebildiğinin istemek için daha abartılı olsun diye iddia ettiği, şöylesini istiyorum diye en uçuk kaçık, hayalini zorlayan, tasavvurunu zorlayan beklentileri dahi karşılanır ve garanti altına alınmıştır. وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَشْتَه۪ي أَنْفُسُكُمْ Canlarınızın çektiği her şey var orada sizin için. وَف۪يهَا مَا تَشْتَه۪ي الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنْ Cenab-ı Hak canların çektiği, gözlerin lezzet aldığı, görüp arzuladığı her ne varsa sizin için orada var, sizi bekliyor. Bu dünyada deneyimlediğimiz, bir örneğini gördüğümüz kadarıyla artık tanıyıp bildiğimiz kapsamda kalan şeylerdir bunlar. Buna kadar ucunu bucağını zorlarsak hepsi dünyada bildiklerimiz kadar. Allah Azze ve Celle bunu isteyebildiğimiz kadar önünü açmışken dedi ki bundan ötesi de var. Sizin dünyada örneğini bilmediğiniz, dolayısıyla da tasavvurunuza girmeyen, henüz hayalini bile kuramadığınız Allah Azze ve Celle katında فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَاءً Hiçbir kimse Allah Azze ve Celle'nin onlar için sakladığı o göz aydınlığı nimetleri bilemez. Dolayısıyla hem dünyadan öteye geçerken iyilere bilip gördüğünüz, tattığınız, zevk aldığınız her ne şu ana kadar Allah'ın nimetlerinden biliyorsanız hepsi sizin için var. Bu birinci basamak gibidir. Ama bunun ziyadesi de var. لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزِيَادَ İyilere güzel bir karşılık, bir de ziyade var. Cenab-ı Hak dedi ki bizde fazlası var. وَلَدَيْنَا مَز۪يدٍ O bakımdan dünyada bir örneğini yaşadığımız bu prototip gibidir, bir ilk örnek gibidir. Sonrası sonsuz gelecekte Cenab-ı Hakk'ın o sınırsız yaratmasıyla ilerler. Çıkan her yeni model araçta olduğu gibi, yapılan her yeni güzel binada olduğu gibi, insanın her defasında daha iyisini, daha güzelini arzuladığı, bir önceki aynısını neredeyse giymek, kuşanmak bile istemediği, aynısını yemek bile istemediği farklı zevk ve tadı aradığı o duamız var ya, işte yaratan Allah Azze ve Celle'nin sınırsız engin yaratmasındaki gücüyle ancak karşılanabilir ve ancak onun vaadiyle doyurulabilir. O bakımdan Allah Azze ve Celle biz insanları zatının bize vaat ettiğine sarılmaya, onun için yarışmaya, onun için koşturmaya çağırıyor. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ Rabbinizin mağfiretine ve Rabbinizin cennetine yarışın. وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ Rekabet edecekseniz işte böyle bir şey için rekabet edin diye Allah Azze ve Celle'nin övdüğü yahut öve öve bitiremediği bir sonsuz ve mutlu gelecekten söz ediyoruz. İşte melekler artık canınızın çektiği ve arzu ettiğiniz hiçbir şeyle aranızda engel yok. Sizin için hepsi orada var. وَف۪يهَا مَا تَشْتَه۪يهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُونَ وَاَنْتُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Ve sizler orada sonsuzsunuz. Bir süreliğine değil. Bir gün, üç gün, beş gün yahut bir yıl, 10 yıl, 1 milyon yıl
Bu sınırlı olduğu sürece mahduttur ve azdır. Sayılıysa tükenir ve sayılı ve az olur. Dolayısıyla anlamsız olur. Halbuki hesabın dışına çıkılırsa hesapsız olur. İnnallâhe yerzukku men yeşâ'u bîgayri hesâb. Allah hesapsız verebilen bir kudrettir. Cenab-ı Hak müminlere hesapsız, sonsuz bir gelecekte bitimsiz ve ebedi bir mutluluk vaat etmiştir ki Allah Azze ve Celle katındaki anlamlı olan bu ödülün esas karakteri sonsuzluğundadır. مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَعْقٍ. Dünyada elimize attığımız her şey bitmeye ve tükenmeye mahkumdur. Halbuki Cenab-ı Hak katında vaat ettikleri ise kalıcıdır. وَالصَّالِحَاتُ الْبَقِيَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا. Salih ameller ise Allah Azze ve Celle katında hem daha değerlidir nitelik olarak hem de kalıcıdır. O bakımdan şimdi melekler bu iyi kimseleri ölüm sürecinde hem rahatlattılar, hem müjdelediler, hem de artık onları tabir caizse heyecanlandırıyorlar. وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَشْتَه۪ي أَنْفُسُكُمْ. Bir bilseniz sizin için orada canlarınızın çektiği her şey var. وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَدَّعُونَ. Sizin için orada iddia ettiğiniz de her şey var. Yani talebin ötesinde demin konuştuk. Şöylesini de istiyorum diye en çocuk hani böyle düşünür, iste benden ne istersen dediğimizde isteyebileceği en üst şeyi isteyebilmek için tasavvurunu zorlar, hayallerini zorlar ya, böyle parmağını ağzına götürür. Böylesi bir talep. وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَدَّعُونَ. Allah'ın garantisi altındadır. Kul isteyebildiği her şeyi ister. Cenab-ı Hak bu kadar mıydı? Daha fazlası bizde var. وَلَدَيْنَا مَز۪يدٍ. Şimdi senin isteyemediklerini sana verelim de gör diye süreç böyle ilerler. Bunlar gafur ve rahim olan Allah'ın katındandır. نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ rahim. Cenab-ı Hak kulunu önce mağfiret eder ve sonra Cenab-ı Hak kulunu esirger. Böyle sonsuz mutlu bir geleceği bizler ibadetlerimizle kazanamayız. Bunları Cenab-ı Hak bahane eder. Kulun zatına karşı saygısını Allah Azze ve Celle bahane eder. Çünkü sonsuz bir mutluluk sınırlı ve küçücük amellerimizle kazanılacak bir şey değildir. Kaldı ki bu hayattaki bu sınırlı amellerimizde zaten Cenab-ı Hakk'a karşı hayatın sahibi o. Zaten yapmamız gereken bir şeydir. Bu zaten bedeli ödenmiş, hayat nimetiyle zaten yaşatılmış bir güzelliğin içerisinde olması gereken bir saygıdır. Bu bakımdan öteye dair buna bir bahane ile Cenab-ı Hakk'ın sonsuz karşılık vaat etmesi olsa olsa Cenab-ı Hakk'ın şakur olmasındandır. Yani abartılı, olağanüstü, orantısız karşılık vermede Allah Azze ve Celle gibisi yoktur. Bima kuntum ta'melun. Yapıp ettiklerimizi, amellerimizi bahane eden Allah Azze ve Celle sonsuz bir lütfu ihsan eder, lütfeder. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bir hadis sohbeti programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz.